Bergama tarihin nefes aldığı şehir diyoruz biz. Birçok medeniyetin yaşamış olduğu, 5 medeniyetin tüm eserlerinin sergilendiği tarihi bir şehir, kadim bir şehir. UNESCO Dünya Mirası listesinde ve tabii şu an bulunduğumuz nokta çok önemli bir nokta. Antik Selinos kanalının hemen kıyısında bulunuyoruz. Bu kanal tarihi bir kanal. Bebedeniyetler bu kanalın sağında ve solunda, etrafında gelişmiş. Hemen arkamızda tarihi Akropol ve eteğinde Kale Mahallesi var. Ve bu Antik Selinos kanalı üzerinde de 4 tane tarihi köprümüz var. Ve üzerinde yine kiliseler, camilerin bulunduğu, havranın bulunduğu çok önemli bir nokta. Tarihin bu noktada aktığını söyleyebiliriz. Gerçekten yaşam bu kanalın etrafında şekil almış. Ve insanlar burada yaşamışlar tarih boyunca. Ve biz gerçekten çok büyük bir projeyi başlattık. Göreve gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanımızın da önerisiyle, yine Tarım ve Orman Bakanımız, Kültür Bakanlığımızın da destekleriyle bu projeyi başlattık ve yürütüyoruz. Birçok kurumun işbirliği içerisinde çalıştığı, özveriyle çalıştığı ve 1,5 yıldır da artık fiziki olarak güzelleşmeye başladığı bir bölgedeyiz. Bu proje tabii ki yeşil alan oluşturuyor. Hemen derenin aktığı noktanın hemen sağ tarafında bir kentsel dönüşüm de var. 136 adet yapının, riskli yapının da kaldırıldığı ve bu alanların yeşil alana çevrildiği tarihi bir projeden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü bu proje üzerinde. Ve bu proje artık ete kemiğe bürünmeye başladı. Çok yakında inşallah misafirlerimizi burada ağırlamış olacağız. Öncelikle tabii ki bu bir ıslah projesi. Buranın ıslah edilmesi gerekiyor. Çünkü maalesef eski mahallelerimizin, burada tarihi mahallelerimizin kanalizasyonun aktığı ve maalesef diyorum bir bölge. Buraların toplanması gerekiyor. Aynı zamanda bir restorasyon projesi. Antik Selinos kanalı projesi. Buradaki yapılan kazı çalışmalarında belki de tarihe ışık tutacak, günümüze çok daha güzel veriler verecek çalışmalar yapılıyor. Müze müdürlüğümüz bu konuda gerçekten özveriyle çalışıyor ve yeni bulgularla da insanların tabii göz önünde sergilenecek bunlar. Buranın ıslahının yapılması gerekiyor ve arkadan restorasyon çalışmalarının bitmesi gerekiyor. İkinci etapta da inşallah buranın bir su projesiyle bir Venedik, hatta Venedik'ten çok çok daha öte güzellikte bir bölge haline gelmesi için çalışacağız. İzmir'in 2 UNESCO şehrinden birisiyiz Bergama olarak. Selçuk, Efes ve Bergama. Tabii artık bu pandemi sonrasında da kültür turizmi çok gelişmeye başladı. Kültür turizmin gelişmeye başlamasıyla birlikte turist almaya başladık. Ama tabii ki bizim bu şehri daha güzel, daha yaşanabilir ve misafirlerimizi çok daha özenli şekilde ağırlayabileceğimiz bir bölge haline getirmemiz gerekiyor. İşte Antik Selinos kanalı bu noktada bizim için çok önemli. İlk etabını 2023 yılında tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah bu bittikten sonra zaten burası çok güzel bir bölge haline gelecek. İkinci etapı artık daha böyle ileri seviyede, üzerindeki tarihi köprülerin de restore edildiği, etrafında işte kafeteryaların ve birçok sosyal alanın oluştuğu bir bölge haline getirilmesi için ikinci etapta da çalışacağız. Burası bir inci gerdanlık gibi olacak. Tarihin burada sergilendiği çok güzel bir nokta haline geliyor.